Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Evet, para rotasında yeni bir günde birlikteyiz ve bugün 19 Eylül 2013. Çok önemli bir gün. Biliyorsunuz şu an bizi izleyen herkes herhalde farkındadır. Amerika Merkez Bankası Fed'in almış olduğu son karar genel olarak sürpriz olarak değerlendirilen bir karar. Dedi ki 85 milyar dolar alıma devam edeceğim ve aslında biraz daha ekonomik verilerin iyileşmesini beklemeliyiz azaltmak için dedi. Asıl önemli noktalardan biri de Fed üyelerinden 9 tanesi evet böyle yapalım dedi. Sadece bir tane Kansas Fed'in başkanı buna katılmadı. 9'a 1 bu karar geçti ve piyasalar normalde işte 5 milyar dolar bile geçse memnun olacaklardı ki bundan sonra piyasalarda inanılmaz büyük hareketler oldu. Biraz sonra bakacağız. Dolar 1.93.50'lere kadar geriledi. 1.93.20'lere kadar geriledi. Ki dün kapanış hemen 2 civarındaydı. 1.99.70'teydi. Yaklaşık olarak %3-3.5 civarında bir gerileme yaptı. Şu aşamada dolar 1.94.41 seviyesinde bulunuyor. Ve genel piyasaya baktığımda tüm borsalarda coşku var. Altın yükseliyor, dolar düşüyor. Faizlerde de, tahvil bono faizlerinde de evet 8.65 rakamını görüyorum. Bu acaba Fed ne yapacak konusunda? Arttırır mı, arttırmaz mı konusunda birçok uzman görüş bildirmişti. Daha önce geçen hafta özellikle Okan Aybar geldiğinde o da beklemediğini, bu işin aralığa kalması gerektiğini söylüyordu. Buradan Okan Aybar'ı da tebrik ediyoruz. Pas geçebilir görüşünü savunanlardan birisi de Cüneyt Paksoy'du ve Fed pas geçti. Şu an konuğumuz Cüneyt Paksoy. Hoş geldin Cüneyt. Hoş bulduk. Yaşar. Evet, Reha Portföy Yatırım Komitesi üyesi Cüneyt Paksoy. Şimdi herkes aslında kararları biliyor. Şu an Twitter'daki en önemli konulardan bir tanesi Erdem Başçı'nın tahminleri ve pozisyonu açmayın demesi. Daha doğrusu pozisyonunuzu kapatmayın demesi. Ve kurların da hani 1.92 olmasa da 93'lere kadar 94'lere gerilemesi. Ve bu arada şey yapanlar var. Bu insider trading değil midir vesaire diye tweet atanlar var. İnanılmaz bir tweet gırla gidiyor şimdi o cephede. Ben oraya çok fazla girmeyeceğim ama biz tabii piyasada bundan sonra ne olabileceğini, çünkü iki görüş var. Bir tanesi bunun sonrasında tamam piyasalar çok ciddi yükseliş yapar ama almış olanlar güzel bir şekilde malı boşaltırlar düşüncesi var. Bir diğeri de hayır, bu kararla birlikte en azından şu an için Kasım'a kadar en azından bir yeni parasal genişlemede azaltım olmayacak. Dolayısıyla rahatladı bütün piyasalar. Bundan sonra evet bir miktar kar realizasyonu gelse bile ana trend yukarıdır diye düşünenler var borsada. Dolarda artık 2 lira zor görülür diyenler var. Bunlardan hangisine katılıyorsun, ne yapıyorsun ona geçmeden önce şu son Fed kararını sen bir yorumlar mısın? Bir de az önce yayına girerken çok ilginç bir şey söyledim. Bu sadece ekonomi verilerden kaynaklanan bir karar değil, aynı zamanda siyasi de bir karar dedin. Ne düşünüyorsun bu konuda? Açıkçası bana göre Fed'in bu kararını bekleyenlerden biri olmamın ana sebebi sadece ekonomik verilere dayalı olarak bir karar alacağı noktasında değildi Fed bu toplantıda. Çünkü bir borç tavanı sorunu vardı Amerika'nın önünde çözülmesi beklenilen ve onun için Amerika ekonomisinin mevcut ekstra bir kırılganlığa ihtiyacı yoktu. Evet. Artı Fed parasal genişleme, yani geri çekileceği takvimini açıkladıktan sonra ABD 10 yıllıkların %3'le birleştirerek gösterge tahvil olarak kabul ettiğimiz 10 yıllıkların %3'lere gelmesi sadece gelişen değil, global ölçekte ya da diğer gelişmiş ülke değil, ABD ekonomisini de sıkıntıya sokacak bir seviye olarak görülmeye başlandı piyasada. Yani o
takvime şart olarak koyduğu istihdamdaki kalıcı 6-6,5 iyileşmeye doğru gidiş ve büyüme tarafındaki %3'lük hedeflerin oluşması için gerekli ortamın %3 ve üzerindeki bileşiklerdeki bir ABD faiziyle sıkıntıya girebileceği beklentisi vardı, bu iki. Artı henüz realize olmayan ama hali hazırda masadan da kalkmayan bir Suriye başlığı vardı. Her ne kadar son dönemde Rusya ile anlaşıp kimyasalların oradan çıkarılması noktasında bir takvim açıklanmış olsa da, evet, Suriye başlığında realize olabileceği her an ve ABD'nin kafasında bunun da olduğu, ABD başkanının ve ABD yönetiminin, evet, Fed'i bir politik ve ekonomik, yarı politik yarı ekonomik karar almayı itti bence. Zaten o açıkladığı takvimdeki kalıcı iyileşmeler henüz masada değildi. Evet. ABD faizlerinin %3 bileşikler üzerinde kalması ABD için de iyi değildi. Ve Suriye'de olacak bir olası operasyon için ABD ekonomisinin biraz daha kırılganlıklardan uzak olması gerekiyordu. Ve borç tavanının çözülmesi. Bütün bunlar birleşince... Dün şeyi izledin mi Cüneyt? Sayın Babacan'ı konuşmasını, evet, ve açıklamalarını. Orada Sayın Babacan Amerika'daki sorunları ortaya koyarken aynen senin şu söylediğin ana noktayı vurguluyordu. Yani bu borç tavanı konusu bir kere çözümlenmeli. Burada biliyorsun daha önce bu yüzden notu bile düştü Amerika'nın. Kesinlikle. S&P tarafından. Ve bunlar da aynı bilmiyorum Kızılderililerin orijini Türklermiş diyorlar. Oradan bir karışım mı oldu, ne oldu? Yumurta kapıya gelmeden olayı çözmüyorlar. Yani son güne kadar borç tavanını yükseltmesi gerektiği geceye kadar devam ediyorlar. Tabii orada Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki dengeler, evet, bir takım yani pazarlıklar. Pazarlıklar vesaire devam ediyor. Ben dün Babacan'ın konuşmalarını dinlerken, yani Amerika'yı ayrı ele aldı, Avrupa'yı ayrı ele aldı, Türkiye'yi ayrı ele aldı. Şu son gelişmekte olan piyasalardan para çıkışı, normale dönüşü vesaire ayrı ele aldı. Yani şöyle düşündüm kendi kendime, bugünkü köşe yazımda zaten Sayın Babacan'ın Babacan açıklamalar diye yazdım. Şöyle düşündüm kendi kendime, ya ne kadar güzel, ekonomi yönetiminin başındaki insan her şeyin çok net bir şekilde, çok ciddi farkında. Bu arada Sayın Erdem Bahçe'ye de hiçbir şekilde destek çıkmadığı gibi, kişilerin söylemlerine değil yazılı metinlere bakınız dedi. Ondan da rahatsız olmuş gözüküyordu. Ve Babacan'ın o söylediği o noktalarda, senin şu an vurguladığın o noktada, sen Fed'in son aldığı kararın özellikle bu borç tavanı işi de Ekim'de çözülecek zaten büyük bir olarak. Çünkü Ekim'de zannedersem borç limitine gelinmiş oluyor. Ekim'in sonlarına doğru. O çözülmeden de şeyi azaltmak istememişler. Olabilir. Evet, bu çok önemli. Yani Suriye başlığı, borç tavanı, ekonomideki iyileşmenin henüz kalıcı olarak gerçekleşmemesi, faizlerin, evet, yüksek seviyesi, bütün bunların toplamında FED aslında bekleneni yaptı. Asıl orada enteresan olan şeyler bence Ben Bernanke'nin konuşmasındaki satır aralarındaki başlıklardı. Hı hı. Neydi en önemlisi? Orada 6-6,5 kalıcı şey olmadan, işsizlikte kalıcı 6-6,5'u görmeden gelemeyebiliriz, genişlemeden geri çekilmeyebiliriz gibi bir söylemde, evet, bulundu. Borç tavanına gönderme yaptı, çok önemli dedi. Evet. Büyüme tarafında henüz tam bir iyileşme, kalıcı bir iyileşme sinyali gelmiyor dedi. Yani takvimi açıklarken ki Bernanke ile dünkü Bernanke arasında da enteresan farklar vardı. Biraz, evet, o pas geçmenin temelini de hazırlamış gibi, evet, bir konuşmaydı. Evet, şu an şey açıldı, VOP açıldı ve dünkü kapanış rakamı hemen verelim, 92.475'ti. En yüksek 97.000'i gördü. 97 en yüksek gördüğü seviye. Şu aşamada yüksek seviyeyi korumaya devam ediyor. 96.400. 92'den 97'ye yaklaşık olarak %4 diyebilir miyiz? O, evet, yaklaşık %4 bir artış var şu an VOP'ta. Aynı oranı eğer borsaya da uygularsak 74.000'in %4'ünü al, 2800 hatta puan. Evet. Demek ki borsada da 2500 puan civarında bir yükseliş söz konusu olabilir. Yani şimdi ben 78.000 gibi bir yerlerde, 77-78.000 gibi bir yerlerde. Aynen. Şu an bir istersen şunu çizerek görsel olarak gösterelim. Tabii burada çizmek için şöyle bir düşürmemiz gerekiyor.
Şu an 74 binde 2800 puan arttırırsak 77.500, yani şöyle 77 bin seviyesine kadar bir yükseliş. Burası 77 bin. Buraya kadar bir yükseliş. Burada bir bekleme. İlk dalga şöyle geliyor. Diğer borsalara baktım. Onun bugün web sitemde grafiklerini verdim. Yani ilk açılıştan sonra. Böyle geldikten sonra çok hafif bir kar realizasyonu. Tekrar yukarı hareket. Tekrar bir miktar hafif aşağı hareket. Ve bir kar realizasyonu geliyor ardından. Biraz daha güçlü geliyor. Fakat seans sonuna doğru diğer kapanan borsalardan söylüyorum. Tekrar bir yükseliş. Yani biz normalde %4 civarında yukarıda açılırsak zaten her şeyi fiyatlamış olur muyuz sence? Yoksa borsada beklediğin şey nedir? Yani 78 bin seviyesini kırıp 81 bine gidebilir miyiz? Yoksa burası sence iyi bir satış yeri midir? Şimdi satış yeri demek için de erken. Bu borsa alır başını gider demek için de erken. Bu iki gün. Evet. Bir kere önemli. Haftalık kapanış, haftalık grafikleri de görmek adına bu iki gün, bugün ve yarın gerçekleşecek işlemler. Evet. Sevgili Yaşar, önemli olacak. Ama burada şunun altını çizmemiz lazım. Dolardaki ikinin altındaki seyir. Hı hı. Gösterge tahvilde %8.65 civarındaki seyir. Bu borsadaki acaba bu tepki. Tahvilde işlemler başladı mı şu an tahvil bono piyasasında? Orada uzun süredir işlemler biraz hacim düşüklüğünden de geç geçebiliyor. Biliyorsun. Likitte evet. Çok düşüktü. Şu an henüz yok. İşlem daha geçmemiş olabilir. Henüz işlem orada geçmemiş. Da 8'e yakın, hatta altına doğru bir kayış da mümkün olabilir ama. Gelebilir. Bunların şu an için mevcut durumda, konjonktürde sadece birer tepki olduğunu ve bir trend değişiminin için henüz konuşmak için erken olduğunu altını ısrarla çizmek istiyorum. Çünkü FED bunu yaptıysa yani kötü veri, iyi piyasa algısını bir müddet daha devam ettireceğim, aslında realizesi bu dediyse, bunu niçin dediğinin altında o demin aradığımız sorulara iyi cevaplar aramak lazım. Yarın bir gün olacak bir Suriye operasyonu veya ABD borç tabanında yaşanabilecek ekstrem bir durum, Almanya seçimleri sonrası Avrupa'da özellikle bankacılık konsolidasyonu sırasında çıkacak tartışmalar, İspanya ve İtalya'nın siyasi riskleri, yani bütün bunlar toplamında sene sonuna kadarki süreç içerisinde daha çok şeylere gebe olacak bir yurt dışı piyasa ve biz bundan etkilenecek bir Türkiye piyasa, sermaye piyasaları. Bunu düşündüğümüzde bu hareket evet güçlü bir tepki. Bu tepkinin devamı için teknik seviyeler hemen verebiliriz. Ama bunun aşağı yönlü, yukarı yönlü, volatil bir piyasa içinde takip edilmesi gerektiğini Yaşar Hocam unutmamak lazım. İzleyicilerin bunun altını ısrarla çizmek istiyorum. Yani bahar kalıcı olarak gelmesi için daha önümüzde bir süreç daha olacak gibi. Ama mevcut harekete odaklanırsak aynen dediğin gibi 77-78 bin bandının içinde açılacak bir açılış, kuvvetli bir açılış olacaktır. Ben şuna bakacağım bu hafta için. Gelebilecek kar satışlarını eğer biz 76-76.500 üzerinde karşılıyorsak, kapanışımız da bu hafta için 78 bin üzerinde oluyorsa biz 80-82 bin bandını yüksek ihtimal deneriz. O zaman şöyle diyebilir hatta miyiz? Hatta o açılan olaylar, içerideki siyasi olaylar neticesinde açılan gebe doğru bir hareketi bile geliştirebilecek bir tepki hareketi olabilir. Ama tepkidir, tepkiden kurtulması için uzun ince bir yol olduğunu unutmayalım. O zaman şöyle diyebilir miyiz Cüneyt? Yani şu an şeyde baktığında bizim en son kapanış 74.660, tamam evet, mı? Evet. Burada bir trend var. Bu trendi bir çizelim. Ve bu trende göre şu an en güçlü destek yaklaşık olarak 70.000 seviyesinde. 71.000 seviyesinde. Doğru, o daha önce iki defa açılmış. Şimdi şu seviye, yani şuradaki seviye günlük bazda baktığımızda biraz daha altına alabiliriz. Şurada destek yapmış çünkü. Bu seviyede yaklaşık olarak 71.500 seviyesi. Doğru. Şimdi 71.500 seviyesinden sonra, yani şu çizginin geçtiği yerlere bak. Yani biz bunun üzerine çıktık. Burası aslında önemli bir ters omuz baş omuz sonrasındaki hedefti, 73.000 seviyesi. Orayı da geçtik. Orayı ben 73.000 üzerine çok fazla beklemiyordum. Sebebi de şeydi. Yani bu Suriye konusu çok şey yaratıyordu ama Suriye konusu ortadan kalkınca 73.000'i geçtik. Ama yani, biz seninle bunu yayında da belirtmiştik. Evet. 73.000 Suriye başlığı sonrası gelebilir yurt dışı desteğiyle diye konuşmuştuk, hatırlıyorum. Şimdi bunu. Buradan itibaren, şimdi baktığım zaman daha önceki olaylara da baktığımda, yani bu grafiği şöyle bir çizecek olursak, burası 77.893. Yani şu
üst kanal, hemen onun üzerinde daha güçlü bir direnç diyebileceğimiz ve bir de boşluk var şurada. Yani boşluğun olduğu yer 85 bin. İşte o gebimiz, evet, 84-86 bin. Aynen falan. Öyle. Yani ondan sonraki seviyeler, direnç seviyeleri 81 bin civarı diyelim. Şimdi biliyoruz ki biz her zaman borsada boşluklar mutlaka doldurulur. Yani şey kalmaz. Biz bu 85 bine kadar... Hangi vadede? O da önemli. Tabii. Yani bu mutlaka doldurulur ama bu belki 3 sene sonra da olacak, bilmiyoruz. Ona vade veremeyiz. Dediğin doğru. Şimdi bir şey göstereceğim yatırımcılara. Özellikle günlük grafiklerde göstermek istiyorum bunu. Şeyde daha önce 2009 yılında burada şey basılmaya başlanıyor, para basılmaya başlanıyor ve yükselişler var. Şurada bir şey yaşıyoruz. Bak, şu an sanki bugün öyle bir güne benziyor, onu göstereceğim. Yani sonrasında ne olduğu çok önemli çünkü. Şöyle bir şey yapıyoruz ve en yüksek günlük bazda işlem miktarının gerçekleştiği yer burası. Bilmiyorum o günü hatırlıyor musun ama şu an bugünkü coşkuyu buna benzetiyorum. O da şu çubuk, 1 milyar lotun üzerinde bir işlem miktarı var. Dikkat edelim, burada TL değil, 1 milyar lot el değiştiriyor. Bu Moody's'in bizim notumuzu ilk defa arttırdığı zaman, son artırıştan değil. Yani bu tarih 20 Eylül 2011. Yani bir de 2013'te arttırdı, 2 sene sonra arttırdı. Ve burada büyük bir işlem hacmi patlaması oldu. Artık Moody's o notu arttırdıktan sonraki şu düşüş tamamıyla Ağustos'taki düşüş Amerika'nın notunun düşürülmesidir. Yani şu grafikteki çöküş 62.500'den 50.000'e kadar 12.500 puanı düşünebiliyor musun? 5 gün içinde görüyoruz. Yani 5 günde düşüyor. Arkasından yavaş yavaş yükseliyor. Yaklaşık bir 30 gün sonra bir Moody's'den haber geliyor ve 61.500'e kadar yükseliyor. O gün endeksteki artış, açılışa bakıyorum. Açılış 57.861 ve en yüksek 61.721. Yani 4.000 puan civarında bir artış var. Ondan sonra ertesi gün bir bekleme var. Yani orada bir bekleme ve arkasından geri çekilme. Ki bu geri çekilme yaklaşık olarak nereden baksan 5-6 bin puanlık bir geri çekilme. Ve sonrasında da yukarı 59 bin civarında gidiyor ve tekrar normale dönüyor. Şimdi bugün de benim tahminim büyük bir işlem miktarı gerçekleşecek. Yani herkes alırken sat kuralı aslında bugün bence geçerli, bugün için geçerli değil ama yarın için geçerli olabilecek bir şey. Yani biz burada bir çubuk göreceğiz. Büyük bir olasılıkla bu çubuk şöyle gelecek. Yani şuradan itibaren 74.500'den itibaren 77.500 ve o civara kadar gelecek. Belki onun üzerinde kapatacağız. Yarın piyasa tekrar bir duracak. Daha gideyim mi gitmeyeyim mi? Önüne bakacak. Yeni hikaye var mı? Yeni hikaye oluşana kadar biraz satayım diyebilir, değil mi? Yani hemen buradan soluksuz 80 bin falan beklemiyorum ben. 78 bin, 77.500, 78 binden sonra yaklaşık bir 5 bin puanlık gerileme. Yani 3-5 bin puanlık. O da 73 bin, 74 bin. Ama benim kritik noktam 73 bin. Yani 73 binin altına gelirsek orada stop yapmak lazım. Kısa vadeli para kazanılabilir. Ama bundan sonra alımlarda kazanmak çok daha zor. Şimdi kesinlikle. Benim için sevgili Yaşar Hocam, strateji asıl ve esastır. Evet. Sizin bu söylediklerinizde ben şöyle toparlamak istersem, bugün açılışta oluşacak yüksek barda elinde mal tutanlar bir miktar kar realizasyonu yapabilirler. Evet. Veya kar realizasyonu için bir iş süren stop belirleyebilirler. Ha, doğru. Evet. Bu iş süren stopa göre karlarını ceplerine koyabilip ve piyasayı takibe devam edebilirler. Aynen. Evet. Ama elinde mal tutmayanlar için ben açılışta mal önermiyorum alımını. En azından piyasanın hangi seviyede realize olmaya başladığını, alımlarla satışlar arasındaki dengelerin, tahtaların alış ve satış kademelerinde nasıl bir dengenin oluştuğunu görmek bence rasyonel bir davranış olacaktır. Direkt piyasa yüksek açıldı ve bütün gün yüksek gitti, yüksek kapandı. Tabii o da mevcut bir senaryo ama yüzdesi biraz düşük bir senaryo. Bak, sana şöyle göstereyim bir şey. Çok ilginç buradaki hareketler. Bak şimdi, burası Arjantin. Bu haber geldiği andan itibaren 5'er dakikalık grafikler ve saat 21 şurası. 21.10'da haber açıklanmaya başlanıyor. İlk büyük tepki var ilk 5 dakikada.
4600 civarından, 625 civarından geliyor ve hızla arkasından sürekli yükseliş, bir kar realizasyonu, bir yükseliş, tekrar hafif bir kar realizasyonu ve en tepede kapatma var. Şimdi şeye baktığımızda, Bovespa'ya baktığımızda, Bovespa'da haber geldiği anda çok sert bir yükseliş. İlk açılıştan sonraki 5-10 dakika burası. Yani bu 5-10 dakika içerisinde ulaştığı seviyenin birçoğunda üzerine çıkmış. Ama onların bir farkı var Yaşar Hocam. Onlar ABD borsalarıyla hemen hemen birebir açık evet. korelasyon oldukları için evet. dün S&P 500 endeksi tüm zamanların yeni bir rekorunu kırarak evet. Günü tamamladı. Evet. Bunu da unutmamak lazım. Yani o yüksek seyirlerinde veya kar realizasyonunun gelmemesinde ve yüksek kapanışlarında S&P 500 endeksinin o anki yüksek hacimli ve rekora, yeni rekora giden seyri de etkin. Şimdi bugün nasıl piyasalar demlenecek? Yani Avrupa tarafındaki gelişmeler, S&P 500, ABD vadelerinin günlük seyri, bugünkü ABD kapanışlar, yarınki kapanışlar, yani bütün bunların toplamında elimizde maldaysak bence sen de sanırım katılırsın. Bir üst süren stopumuz olsun. Bir yeri stop peki, olarak belirleyip. Peki orada şey diyelim ki 77.500, 78.500'den açıldık şimdi. İş süren stopta nerede stop? Valla ben açıkçası yani 76.000'in altında benim için 76.000 ilk stoptur. Hı-hı. 78 üzerine yerleşerek yalnız yarına gidiyorsak 78 stop olur. Hı-hı, çok anladım. Net. 80.000 üzerine gidiyorsak 80.000 stop olur. Ben burada her geçtiğimiz direnç artık bizim desteğimiz ve stopumuz olur. Ben aslında burada şunu vurgulamak yeni istiyorum. Mal alacaklar için yalnız hı-hı. realizasyonlarda eğer o piyasanın gücünü korunduğunu hissediyorlarsa 77.000-76.500'e yaklaşan bir durum oluşursa gün içerisinde oradan mal alıp ona da 76.000 stopu koyabilirler. Yani muhakkak biz evet. stop her iki taraf içine koymak lazım. Ben genellikle bu tür zamanlarda şöyle bir kural öneriyorum ve hani bu yaklaşık bir istatistik yani daha önce bunun istatistiği yapılmış durumda. Bu tür olağanüstü günlerde ilk açıldığı anda gördüğü bir yüksek seviye olacak ya biraz sonra göreceğiz İBKB 100'ün. Evet. Yüksek, gördük. Şimdi ilk diske temirlerinde 78.214. Direkt oradan. 78.214'ten açılış olacak. Ve bu seviyeden itibaren tahmin ediyorum 78.500'ün üzerine atacak kendini. Dolayısıyla yaklaşık 4.000 puanlık bir yükseliş demek bu. Bu da nereden baksam 5.5. %5.5. Evet 5.5-6 civarında bir artış demektir. Bir günde o %5.5'u bulan yani bankanın faizi yıllık %7 iken net faiz 7.5 iken bulan herhalde satmak isteyebilir. Ama burada 78.000 vesaire ilk 5 dakika sonra açılacak. Gördüğümüz en yüksek seviyeyi tekrar görürsek seans içerisinde bu seansın devamında da artışın devam edeceğini ama çok yavaşlayarak devam edeceğini bir sinyal olarak alınabilir. Genellikle istatistiklerde şöyle onu söyleyebilirim sana %78 olasılıkla eğer bir seansta böyle bir günde 78 olasılıkla şey olursa yani en yüksek görülen en yüksek seviyenin tekrar üzerine çıkıyorsa endeks düşüşlerde de benzer bir şey var. Aynı istatistik geçerli. En yüksek seviyenin daha üzerine çıkıyorsa daha yüksekte kapatma olasılığı %78. Yani 100 defa böyle bir durum olsa 78'inde ilk gördüğü en yüksek seviyenin eğer seans içerisinde gene görüyorsa o seviyeyi onun üzerine kapatma olasılığı yüksek. Ertesi gün genellikle daha gene yüksekten açılıyor. Asıl kar realizasyonu daha çok ertesi gün geliyor. Yani bugün değil daha çok yarın aslında bir kar realizasyonu geliyor. Şu an kimse satmak istemeyecek. Çünkü herkes halinden memnun, yükselmiş. Ve dünkü kapanışlardan hiç kimse satmak istemeyecek. Biraz sonra zaten başlayacak işlemler. Orada en azından onu da değerlendirebiliriz. Senin şey çok hoşuma gidiyor. Bu iş süren stop olayı. Yani iş süren stopta diyelim ki 78.000 açıldı. Değil mi? Yukarı doğru gitti. Benim 77.000 iş süren stopum. Orası aşağı kırılırsa. Herkesin risk anlayışına ve vadesine evet, göre. Bu tür zamanlarda %5.5 yukarıdan açıldığımızda %1 ya da 1.5 yani böyle anormal bir açılış. Bir standart sapmasını. %1 ya da 1.5 civarındaki bir geri çekilme normal. Yani gördüğü en tepeden itibaren 1.5. 77.000'ler evet, gibi. Orası normal.
Ama onun altına da geliyorsa orada ciddi piyasa mal yiyor demektir. Evet, biraz sonra sevgili seyirciler borsa açılacak ve ilk hareketleri de göreceğiz. Dolarla altına da bakacağız ama çok kısa bir aradan sonra. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, borsa açıldı ve şu aşamada 78.600'de gördüğü, ilk 5 dakikada henüz bitmedi, ilk 5 dakikada gördüğü en yüksek seviye 78.667, hala yükselişine devam ediyor. Birim grafiklere bakacağım. Birim grafiklerde 78.200 disket emirlerinden açıldı. Şu an 78.400'e geldi, 78.700'e doğru alımlar devam ediyor ve bu arada sadece İlk disket emirlerinde oluşan lot sayısı 20 milyon lot. Yani bu çok yüksek bir rakam. Sadece bu 10 saniye içinde oluşmuş bir rakam. Arkasından gelen lot sayısı 11 milyon lot. Şu an gitgide dikkat ederseniz aşağıda işlem miktarlarının çubukları var. KJ'yi kaldırırsak görülecek. Standart bir 5 milyon lota yakın işlemler oluyor. Yani her bir 10 saniye içerisinde. Bu da oldukça yüksek bir işlem miktarı diyebiliriz. 10 tik baktığımızda evet hala en yüksek görülmedi. Çünkü en yükseğin görüldüğünü söyleyebilmemiz için bu barlarda 78.900, evet 79.075 ve ben de burada aynen maç anlatıyor gibi şu an endeks anlatıyorum. Evet, bu arada bir de gol sesi verirseniz fondan şey olacak, borsa golünü attı. 79 bin artık bu aşamada, bilmiyorum bu seviyeden alınır mı Cüneyt? Şimdi, 79 bin şu an endeks. Artık bu elinde mal tutanlar için dediğim gibi karını cebine alıp almamak düşünülmeli ve iz süren stop kullanılmalı, ama yeni mal alacaklar için 79 binden değil de endeksin bir miktar dediğim gibi dengelendiğini görmesi, gün içerisindeki işlemlerle nereye destek yapmaya başlıyoruz o 5 evet. dakikalık periyotlarda, hatta 20 dakika ve 60 dakikalık periyotlarda nereler destek olmaya başlıyor endekse yeni. Evet. Orayı görüp oralarda gireceklerse illa bu hareketin, çünkü şu an mal giren Yaşar Hocam 82, yani 1000 puan için girmez. 82, 84, hatta boşluğun kapanıp 86 üzerinde 90 bine gidecek bir hareketi satın alıyor olması gerekir. Buradan alan bir insanın, yani yukarı yönlü bir kar marjının anlamlı olması lazım. Çünkü bir de geldiği yer var aşağıda. 74.500'den yukarı 4.500-5.000 puan gap'le açılmış. Yani boşluk yaratarak açılmış ve yukarı gitmiş bir piyasa. Evet. Buradan alacak insanın yukarıda 86.000'leri falan bekliyor olması lazım ki o malı alsın. O malı almak için acele etmesin. Nere destek oluyor oralara bakıp ona göre devam etsin. Ama trend, biz bu işin trade kısmından değil de trend kısmından bakarsak, bu tepki güçlü bir tepki haline gelmeye başladı. 80 bin üzerine yerleşme başlarsa hocam, 82.500'de geçilirse o, biz o baş boşluğu, o bahsettiğim boşluklar kapanır. Başlığının altını çizeriz. 84-86 bin bandı muhtemelen bu tepki hareketi içinde görülür. Şu an için 78 bin, 77 bin bandı benim ilk artık desteğim oldu. 76 bin de sonraki desteğim oldu. İstersen bu iki destek üzerinde kaldıkça 86 bin hedefli bir piyasa içindeyiz artık. O zaman şöyle gösterelim grafikte. Yani destek neresi oldu onu gösterelim bir. Şu an iş süren stop uygulayanlar en azından IMKB'de ne yapabilir onu söyleyelim. Yaklaşık olarak ilk şu anki süre içerisinde, 5 dakika içerisinde işlem miktarının ne olduğuna bakalım. Ve bu işlem miktarı inanılmaz. Yani 5 dakikada 100 milyon lota ulaştı işlem miktarı. Şu an önüne gelen piyasada alım yapıyor ve herkesin saldırdığı yer burası. Ve bu aşamada en yüksek seviyeyi veriyorum, 79.127. Yani bu seviyenin üzerine tekrar seans içerisinde yükseliş olması durumunda 80 binin üzerinde bir kapatma olasılığımız var. Ama seans içerisinde onu kapatmadan önce 78 bine kadar, hatta 77.500-77 bine kadar bir geri çekilme olabilir. Ama bir en yüksek seviye kaç, onu 79.127, bunun %1'i 790 puan yapar. 1.20'si de yaklaşık 1000 puan yapar. Dolayısıyla 78 bin seviyesi. Yani bu seansta
olası gerilemeler en fazla 78 bine kadar beklenir. 78 binin altına da sarkar, 77.500'e inerse burada bir miktar satış geliyor demektir. Şimdi günlük grafikte baktığımızda o zaman güçlü destek haline dönüşüyor 77 bin. Bak burada görülüyor grafikte Cüneyt, senin söylediğin şekilde 77 bin güçlü destek haline dönüşüyor. İst üren stop izleyenler 77 bin aşağıda, 77 binin altında kapanış olasılığını gördüklerinde o zaman bence o zaman buradan realize etmiyorlarsa oradan realize edebilirler. Evet, yani ya yukarıyı bekleyecekler. Evet, grafiği alabiliriz. Şu aşamada istersen şeyi de bir dolar için ne diyorsun? Yani dolar grafiğinde de şu an biz günlük bazda kaçtayız ona bakalım. 1.94.48'deyiz. Çok büyük bir gap oluştu 2 lirayla 1.94.48 arasında. Ve doları olanlar ne yapsınlar? Eğer bizim yayınlarımızı izlemişlerse son 2 gündür özellikle dolarda 1.97'ye kadar normal şartlarda bekliyordum ben. Bu olay üzerine değil ama bu olayla birlikte Fed kararıyla 1.94. Bizim için de yazılarda ve yayınlarda hep ısrarla altını çizdiğimiz 2.03-2.05 bandı altında kaldıkça iki pivotun test edilme ihtimali ve altının görülme ihtimalini olduğunu söylüyorduk. Oralar stop olmalıydı. Orada stop olmayan, hatta 2'nin altına geçiş imkanı bugün için vermedi. Geçen bir verdi. Evet. 97-98 bir ara destekti. Tekrar 2 üzerine denedi. Artık yukarıda Yaşar Hocam 1.95 üzerinde kaldıkça tekrar yükseliş hareketlerinden bahsedebileceğiz. Arada 1.97-98 direnç daha önce denediği. Sonra da 2 pivot direnç oldu. Ama 1.90-95 bandı içinde sanıyorum bir müddet dengelenmek içinde olacaktır. Aynen, aynen. Yurt dışı piyasalarda ekstra bir gelişme olmadıkça. Evet. Aşağıda 1.96 çok yukarı bir piyasa. Yani S&P 500 endeksinin 1750-1800'e gittiği, DAX endeksinin yeni yeni rekorlar kırdığı, gelişmekte olan ülkelerde özellikle BIST'in de içinde olduğu borsaların yaraların önemli bir bölümünü sardı. Yani bizim 86 bin 90 binlere gittiğimiz bir senaryoda 1.96 belki mümkün olabilir ama ben açıkçası şu dönemde kısa vade için 1.90-95 üzerinde bir normalleşme bekliyorum. 1.95 üzerinde 97-98 görülür. Üzerine kalınırsa ben pozisyon açarım. 2'nin üzerinde pozisyon arttırırım tekrar. Değişen koşullara göre bunlar olmazsa 90-95 bandı içinde normalleşme. Evet, 90, maksimum 95, 98 evet, yukarıda. 90-95 bandında dalgalanma. Maksimum görebileceğimiz yer şu aşamada 1.97-1.98 diyorsun. Ve yurt dışı koşullar değişmedikçe tabii. Tabii zaten biliyorsun ben bunu öğrencilere nasıl anlatıyorum biliyor musun? Bir bardak suya kaç para ödersiniz diyorum. Aynen. Sonuçta bir bardak suyun fiyatını bilemez miyiz? Gidersin 50 kuruş ödersin, en fazla 1 lira ödersin. Kimse 1 liradan fazla ödemez. Peki şartları değiştirdim. Çölde ölmek üzeresin ve bir bardak su bütün hayatını kurtaracak. Ne ödersin dediğimde o zaman fiyat değişiyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani insanlara şu çok önemli ya Cüneyt. Piyasada şartlar değiştiğinde eğer biz fikirlerimizi değiştirmiyorsak, yani ben şimdi endeks 80 bine, dedek bir senaryomuz olmuyorsa. Evet, endeks 80 bine gider derken varsayımım vardır. Herkes varsayımını açıkladığı sürece sorun yok. Ama bu varsayımlardan biri gerçekleşmediğinde, şartlar değiştiğinde bu sefer sabah kalkıp endeks 60 bine gidecek diyebilirim. Yani burada aslında önemli olan piyasanın yönüyle birlikte hareket etmek, piyasaya savaş açmamaktır. Yani piyasayla savaşı kimse kazanamamış bugüne kadar. Yani dolayısıyla burada yatırımcının bilmesi gereken çok önemli bir nokta, piyasayla savaşmayın. Ve piyasaya karşı da bence böyle olacak. Şimdi mesela mal yıkıyorlar, mal veriyorlar, almıyorum deyip ama 81 binde kırıldı deyip çok alacak adam var. Ben sana söyleyeyim. Yani gap dolacak bilmem ne diye tam orada gerçek mal yıkılması yaşanabilir. Kesinlikle yani. Ama Yaşar Hocam şu da var. Bir stratejin varsa 80 bin üzerinde 81 geçilirken de alınır. Nedir? Sen orada 88-90... Evet. Bu kadar. Stopun varsa... Masada kalmak için elinde kurşunun olacak demektir. Oyunun içinde hep kalırsın. Ama bizim burada düştüğümüz aynen. Bir stop yapmamak, iki zarara paçal yapmak. Evet, o yani, çok tehlikeli zaten. Bu iki unsuru biz stratejimizden çıkarır. Akıllı, rasyonel davranışlar içine girersek, profesyonel yardım almayıp kendi başımıza yapıyorsak kesinlikle bir target price hedefim yani kar hedefimiz olmalı. Evet. Çünkü bütün karı yakalamak da mümkün değil hocam. Bazen kar almak da masadan cebine koymak, realize etmek zaten anlamlıdır. Evet. Bir de zarar stopun olması veya iz süren kar stopun olması. Bu şartlarla piyasada
her grafikte para kazanmak mümkün yatırımcı için ve piyasayı en azından yenemezsiniz ama piyasaya paralel olarak hareket edebilmek mümkün. Şu an alım yapalım mı diye soranlar var. Yani borsada alım yapılır mı? Her zaman evet, borsada alım yapılır. Valla şu an FED... Ama 77 binle... FED riskini satın alanlar şu an bu bonusu kazanmış durumda. Tabii canım, orada zaten... Şu bonusu alıyorlar mı, almıyorlar mı? Evet. Yeni girecekler bunu görmesi lazım. Yani o riski alanlar bu kârı kazandı. Hak etti ve kazandı. Evet. Şimdi yeni girecekler için bu piyasanın nereye gideceğini bir kere rasyonel olarak ortaya koymaları lazım. Eğer bu piyasanın o boşluğu kapatacağına, yani 84-86 bin bandına gideceklerine inanıyorlarsa şu an almaları rasyonel olacaktır hocam. Eğer o amaçla alıyorlarsa da muhakkak aşağıda bir istiren stop, kar stopu, zarar stopu koysunlar, stoplosu. O zaman alsınlar. Bunu yapmıyorlar ve 86 bin gibi bir yere hedeflemiyorlarsa şimdi gelinen noktada herhangi bir kar satışına karşı korunmasız kalabilirler. Bak, dikkat etsinler. 78.725'teyiz, tamam mı? Yani şimdi 77 binin altında kapanış olacağını anlarsam %1,5 zarara razıyım diyen buyursun alsın. Öyle değil mi? Gibi. Evet. Yani orada stop koyduk. Biz hatta maksimum 76 bine kadar da dedik. Daha önceki tepemizdi. Bir önceki tepemizdi 76 bin. Şu halde bile ben alım önerebilirim. Yani şu halde bile ben normal borsada işlem yapıyor olsam şu halde bile alım yapabilirim. Tek şartlar. Yani stop loss, zarar stop loss koyarak bu kadar. Yani burada bile yapabilirim. Yani önemli olan nerede alım yaptığınız değil, nerede satılmayı başarabildiğiniz. Bir de hangi hedefi koyabiliyorsunuz önünüze? Evet. Yani öngörünüzde 86 binler, 84 binler olması lazım ki kar oluşsun. Evet. Yoksa buradan al belli bir vadede, ondan sonra gelecek kar satışlarına karşı direnmeyen bir piyasanın içinde kal. Bu da doğru olmaz. Strateji esastır. Stratejinin şartlarında deminden beri konuşuyoruz hocam. Şu an altında da çok bir sert yukarı hareket oldu. 1360 dolarda bulunuyor altın sevgili seyirciler. Altını sormuşsunuz ama altında bu trend kırılmıştı. Bu trende kadar geldi. Şu an 1370'te bir direnç var ve 1415-1420 lira kadar gidebilir. Ama şunu artık söyleyebiliriz. Altında dün de bunu söylemiştik. Programımızı izlemişseniz biliyorsunuz. 1280 özellikle burada dip oldu ve bu dip seviyeden itibaren artık şu aşamada altın 1360'a geldi. Bir miktar gerileme ben bekliyorum altında 1320'lere kadar ve daha sonra da yeniden yukarı hareket söz konusu olabilir. Gümüşü de sormuşsunuz ama şu an artık vaktimizin sonuna geldik Cüneyt. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Acayip keyifli yine oldu seninle program. Her zaman. Gelecek hafta söz alalım size yine. Tabii ki. Sağ olasın. Sevgili seyirciler, bizlerle de birlikte olduğunuz için sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Paranız sağlığınızı bozmasın. Bu tür dalgalar hep ciddi stres yaratır. Bir alamadım diye stresli olanlar vardır. Bir de elinde hissesi olup ya satsam mı, daha yukarı gider mi diye stres yapanlar vardır. Bu piyasalara girip de stres yapmayan yoktur. Daha sonra kazansa bile onu yaşlılıkta vücuduna verdiği zarara hastalık şeyi olarak ödemek zorunda kalırlar. O yüzden paranız sağlığınızı bozmasın. Bazen paranın olmaması yani böyle piyasalarda oynamak için paranın olmaması iyi de olabilir. Evet, yarın sabah yine sizlerle birlikte olacağız ve Figen Özavcı konuğumuz olacak. Bakalım o neler anlatacak. Bizlerle birlikte olduğunuz için tekrar teşekkürler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.